Merhaba sayın izleyiciler. Bugün karşınızda yine medikal ozonla ilgili çok önemli bir yayını arz etmek için çıktım. Bu makale İtalya'da yapılmış, 2014 yılında yayınlanmış bir makale. Ozon ile bel fıtığı tedavisinin yaklaşık 10 yıllık sonuçlarını bizlere sunmakta bu makale. Sonuçlar yine yüz güldürücü. Bu çok önemli. Bu tedaviyi sizlere ben anlatıyorum. Bu makalede bizlere sonuçların nasıl olduğunu gösteriyor. Şimdi çok uzatmadan makaleye geçeceğim. Kendimi küçülteyim. Makaleyi büyüteyim. Şimdi makale International Journal Spine Surgery dergisinde yayınlanmış. 2014 yılında dediğim gibi ozon ile bel fıtığı tedavisinin 5 ve 10 yıllık takip sonuçlarını bizlere gösteriyor. Çok fazla uzatmadan Joseph Burich isimli doktor tarafından yapılmış. Yine beyin ve sinir cerrahisi bölümünde ve girişimsel radyologların eşliğinde yapılmış bir çalışma. Şimdi makaleyi incelediğimizde yaklaşık 108 hasta takip edilmiş. İşlemler 2002 ve 2003 yılları arasında yapılmış. Hastalara bu takip süresinde telefonla ulaşılabilmiş. Yaklaşık olarak işte hastaların 6. ayda manyetik rezonans görüntüleri alınmış, intradiskal ozonun etkinliğinin değerlendirilebilmesi için. Şimdi biz daha önceki yayınlarımızda intradiskal ozon tedavisinin etkinliğinin %71 oranında olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bunu bu makalede karşılaştıracağız. Sonucuna baktığımızda ozonun güvenli ve etkin bir tedavi olduğundan bahsediyor bu makale. Ve yaklaşık %75 oranında bir başarı oranından bahsediliyor. Yaklaşık 10 yıllık takip sonucunda. Yani biz daha önceden %71 demiştik. Yine bu makalede bizim bahsettiğimiz oranlara benzer sonuçlar görüyoruz. Şimdi makaleyi birazcık daha incelediğimizde, birazcık daha büyüteyim. Sonuçlara baktığımızda yaklaşık olarak %79 oranındaki hastada bel fıtığının hacminin küçüldüğünü görüyoruz. Ve bu bel fıtığı hacmi yaklaşık %56 oranında küçülüyor. Yani bel fıtıklarını neredeyse yarı yarıya küçük hale getiriyor takipte. Yine birazcık daha makaleyi incelediğimizde hastaların %80'ne yakın oranda iyi sonuçlar gösterdiğini bize ifade etmekte. Ve en neticede de en sonuçta da biz tabii şimdi geriye dönük olarak bakabiliyoruz. Bu 2014 yılında yapılmış bir makale. İntradiskal ozon, yani ozon ile bel fıtığı tedavisinin hastaları çoklu iğne tedavilerinden, hani ağrı için algoloktor tarafından yapılan bu işte epidural steroid enjeksiyonu gibi çeşitli enjeksiyon tedavilerinden hastayı kurtarabildiğini veya çeşitli manipülasyon yapan işte karyopraktik gibi çeşitli manipülasyonlardan hastayı kurtarabildiğini, fizik tedavi uygulamak için zamanı olmayan hastalara faydalı olabileceğini ve bu tedavinin etkin ellerde, yani bu işi işte ameliyatta diske ulaşan
etkinliği olan kişiler tarafından yapıldığında komplikasyon oranlarının düşük olduğunu bize bu makale anlatmakta. Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.